Şey kaydı başladım mı? Evet, kayda da başlamış. Benim ekranımı da görüyorsunuz herhalde, değil mi buradan? Şimdi bir PDF dosyası açıyorum buradan. Görüyorsunuz şu an ekranı, değil mi? Evet gördük hocam. Tamam. Şimdi bugün formasyonlarla indikatörleri anlatacağım. Yalnız büyük ihtimalle önce formasyonlara başlayacağım. Zaman kalırsa indikatörlere geçerim. Şimdi şey demiştik. Gerçi bugün herkes var mı bilmiyorum ama. Şuradan. 7 kişi var. Mustafa Yiğit Bey var. Var. Türk Bey var. Muzaffer Bey zaten şey katılamayacağım. Başka gelecek şimdi ona bakayım. Bekir Bey gelmedi değil mi? Cihangir Bey gelmemiş. Ona mesaj atalım. Ben önce bir Cihangir Bey'i arayayım. Alo. Merhaba. Katılacak mısınız Cihan Bey? Ha. O zaman yine kaydediyoruz zaten. Ya YouTube'a yükleyeceğim, bir de zaten kaydettiğim videoda ayrıyeten nasıl kaydedildiğini de sizin bilgisayarınıza anlattım. Ama YouTube'a da yükleyeceğim. Benim orada kanalım var zaten. Siz sormuşsunuz herhalde. Tamam. 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 Yani şimdi tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşürüz. Cihangir Bey zaten katılamayacakmış. Muzaffer Bey kaydetmeyi unutmayın demişti. O da katılamayacak. Mehmet Ali Bey, Mehmet Uysal ve Türkay Bey. Onların grubu bugün mü, ona bakalım. Tamam, yok, yarınmış zaten. Onların sıkıntı yok, başlayabiliriz. Şimdi dediğim gibi ben bugün önce formasyonları anlatacağım. Vakit kalırsa indikatörlere gireceğiz. Ama zaten formasyonları anlatırken burada slayttan sonra uygulamaları göreceğiz, şeyde grafik üzerinde, yine geçen dersteki gibi. Orada zaten formasyonlara da, bu formasyonlarla kullanılan indikatörlere de bir giriş yapmış olacağız. Genelde zaten RSI kullanıyoruz bu formasyonlarda onay için. O yüzden önce buradan başlayalım, sonra zaten indikatörleri geniş bir şekilde bir sonraki derste anlatmayı düşünüyorum. Fibonacci çekmeyle beraber. Hatta şöyle yapalım. Bu derste formasyonları anlatayım.
Bu Fibonacci geri çekilme noktaları nasıl belirleniyor, Fibonacci çekiliyor onu anlatayım. Bir sonraki derste de önümüzdeki hafta indikatörleri anlatmış olurum. Ona göre temel teknik analiz dersini bitirmiş oluruz. Şimdi ilk başta ben omuz baş omuz formasyonundan başlamak istiyorum. Dönüş formasyonlarından biridir o bu. Önce şurada gördüğünüz gibi sol omuz, sonra baş, sonra sağ omuz yapılır. Ve bunun bir boyun çizgisi vardır. Bu omuz baş omuz formasyonu her zaman burada bu grafikte görüldüğü kadar nizami olmayabilir. Hatta burada da bakın sağ omuzda şöyle sola göre biraz daha yukarıda çıkıntısı sağ omuzun. Her zaman böyle bu kadar net ve düzgün görmeyebilirsiniz. Bazen böyle hafif yükselmiş şekilde olur. Ama şöyle söyleyeyim, birazdan grafik üzerinde de anlatacağım. Böyle yükselen bir trendde şuradaki gibi mesela şurayı sağ omuz, şurayı bas, şurayı sağ omuz, sol omuz, baş gibi sayıp burada bir obo var işte olabilir diyenler oluyor. Öyle bir şey olmaz. Yani o bir yükselen trendtir. Obo'nun özelliği benim dün anlattığım o yatay konsolide olan piyasada olur ve tepelerde ya da diplerde eğer ters omuz baş omuzsa diplerde normal bizim bildiğimiz omuz baş omuzsa tepelerde görülense bir dönüş formasyonudur. İster dip ister tepe olsun hiç fark etmez. O yüzden genelde yatay ya da konsolidasyonun olduğu işte ya da tepelerdeki ya da diplerde konsolidasyonun olduğu piyasalarda görülür. Baktığınız periyoda göre dediğim gibi değişir. Günlük periyotta bir tepede obo görebilirsiniz. Saatlikte tepede bir obo görebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bazen 5 dakikalıkta, 1 dakikalıkta görebilirsiniz. Yani hani formasyonların şeyi yoktur. Hani ya buna günlükten bakacağız, nerede bakacağız? Böyle bir şey yok. Hangi periyotta bunu tespit ediyorsanız, bakıyorsanız orada görebilirsiniz. 5 dakikalık grafikte de görebilirsiniz. Saatlik grafikte de bu hiç fark etmiyor. Dediğim gibi tepe seviyelerinde görünür. Önce sol omuz yapılır, sonra sağ omuz, sonra baş, sonra da sağ omuz yapılır. Şurada baş kısmı sağ ve sol omuza göre daha yukarıdadır. Ve formasyonun teyidi şuradaki boyun çizgisinin, alttaki boyun çizgisinin hem sağ omuzu hem de sol omuzu birleştiren boyun çizgisinin kırılmasıyla onay alır. Ve bundan sonra bir aşağı gidiş başlar. Buradaki aşağı gidiş şuradaki başla boyun arasındaki mesafe kadardır. Aşağı gidiş genelde. Ama illa başla boyun arasındaki mesafe kadar tamamen yol alacak, yol kat edecek diye bir şey yok. Bazen daha kısa kalabilir, bazen daha uzun devam edebilir. Ama biz yine de şunu yapacağız, bu formasyonu gördüğümüzde şuradaki baş kısmıyla şurada çizdiğimiz boyun çizgisi arasına birazdan göstereceğim. Şöyle bir çizgi çizeceğiz. Bunun mesafesi kadar bu çizgiyi şuradan klonlayıp mesafesi kadar ne kadarsa gittiğini düşüneceğiz ve karımızı buradaki bu aralıktaki mesafe kadar aşağı indiğinde tepede görülen omuz baş omuz formasyonu için söylüyorum. Buradaki mesafe kadar aşağı indiğinde karımızı realize edeceğiz. Tabii ki o destek kırılıyorsa, daha aşağı gidiyorsa kar realizasyonu yapmayabiliriz. Ama olması gereken formasyon hedefinde satışı yapmaktır.
dipte görülmesi omuz baş omuz formasyonunun ismi ters omuz baş omuz formasyon oluyor. Yani toba oluyor. Bu da aynı şekilde yine hiç fark etmiyor. Obo'daki gibi dönüş formasyonu. Tek farkı dip seviyelerde görülmesi. Burada da aynı şekilde önce sol omuz, sonra baş, sonra sağ omuz yapılır. Ve boyun çizgisi geçildiğinde başla boyun mesafesi kadar yukarı gitmesi beklenir. Formasyon hedefine gitmesi beklenir. Diğer formasyonlarımızdan biri ikili tepe formasyonu. Çift tepe de diyebiliriz buna. Hiç fark etmiyor. Burada ikili tepede, çift tepede artık aynen obada olduğu gibi ya da tobada olduğu gibi bir dönüş formasyonu. Burada dönüşün artık onay aldığını anlıyoruz ikili tepede de. Bakın burada da şöyle bir burada bir de burada iki tane tepe var. Yazmışız zaten buraya. İki tane tepe nokta var. Bu tepe noktalar illa biri aşağıda biri yukarıda olacak diye bir şey yok. Şöyle şu şekilde yatay da olabilir. Yani birbirine çok yakın, simetrik, hatta birbirinin aynı noktada olabilir. Bir taraf aşağıda bir taraf yukarıda da olabilir. Yani illa sağ tarafta biraz daha aşağıda olacak diye bir şey yok. Sağ tarafta çok hafif yukarıda olabilir. Ama tabii bunun çok da fazla yukarı gitmesi bunun ikili tepe olduğu anlamına gelmez. Hatta ben çoğu zaman şöyle düşünüyorum. Soldaki tepenin çok fazla geçilmemesi gerektiğini düşünenlerden normalde olması gereken de odur. Tepeler ya birbirine yakın olur ya da dediğim gibi son yapılan tepe biraz hafif aşağıda olur. Burada olması gereken yani en nizami olması gereken gösterilmiş. Biraz daha aşağıda olması. Ama şurada aynı yerde de olmasının bizim için bir sıkıntı yok. Yani yine aynı şekilde ikili tepe formasyonu olacaktır. Bu ikili tepe formasyonunda şöyle şu şekilde bir yatay destek vardır. Biz bu yatay desteğin aşağı doğru kırılmasını bekleriz. Buradaki yatay destek aşağı doğru kırıldığında onay olmuş olur ve aşağı doğru hemen sert satışlar gelir. Bu ikili tepeden sonra bazen hemen sert satışlar gelmeyebilir. Bu ileride anlatacağım aynı şekilde üçlü tepe formasyonu da var. Onda da aynı şekilde bazen böyle bir keskin düşüşten sonra yatay bir piyasa izleyebiliriz. Ama o yatay piyasadan da sonra yine mutlaka bir satış geliyor. Yani ikili tepe ya da üçlü tepede çok sert satışların geleceğine eğer formasyonu tespit edebiliyorsanız emin olabilirsiniz. İkili dipte aynı şekilde ikili tepe gibi bakın burada da aynı şekilde yatay bir ikili dip izliyoruz. Yani şurada ikili tepede olduğu gibi tepelerden biri biraz daha aşağıda değil. Zaten ikili dipte de aynı şekilde tepelerden biri biraz hafif aşağıda. Yani şuralarda mesela şurası bir dip noktası olabilirdi. Ama şurada böyle aşağı doğru uzayan bir pin bar görüyoruz. Burada bir ikili dip yapmış. Sonra fiyat yukarı doğru gitmiş. Dediğim gibi ikili tepede ya da ikili dipte çok hızlı geri dönüşler görülür. Çünkü piyasa zaten burada belli bir doygunluğa ulaşmıştır. Ve genelde aşırı satış bölgesi, aşırı alım bölgesindedir. Genelde burada piyasa oyuncuları mal dağıtır.
ve mal dağıtım işlemi şurada şu şekilde olduğu gibi bittikten hemen sonra ya da şurada ikili dipte mal toplama durumu piyasa yapıcıları tarafından bittikten sonra hemen hızla yukarı bir hareket izlersiniz. Yani ikili dipte burada konsolide olunan yer, yani dip yapılan yerde bir toplama hareketi görebiliriz, görürüz. İkili tepede de bir dağıtma hareketi görürüz. Ondan sonra fiyat hızla aşağı ya da yukarı doğru ilerler. Burada da bakın görüyorsunuz, az önce bahsettim. Üçlü tepe ve dip formasyonu. Ben burada sadece tepeyi resim olarak koydum. Dip de aynı şekilde, çok bir farkı yok. Bu da oboya ya da toboya çok benzer. Ama sağdaki ve soldaki tepeler oradaki ortadaki tepeden biraz daha yukarıdadırlar. Bu bir kuraldır diyebiliriz. Ha, ama dediğim gibi ikili tepe ya da ikili dipte de anlattığım gibi tamamen yatay ve simetrik bir şekilde yan yana aynı fiyat noktasında da olabilirler. Birisi biraz daha diğerlerine göre yukarıda da olabilir. Hiç fark etmez. Zaten grafikler üzerinde göreceğiz bunları. Üç tane bir tepe görürüz. Burada. Bu üçlü tepe ya da üçlü dipten sonra keskin bir dönüş olur. Az önce dediğim gibi. Ama bu keskin dönüşten sonra böyle bir satış dalgasından sonra tekrar yatay bir piyasa izleyebiliriz. Ya da hemen bir şey gelmeyebilir. Sert satış dalgası gelmeyebilir. Birazdan zaten BIST 100 grafiğinde ya BIST 30 grafiğinde göstereceğim size. Orada uzatmaları oynadığımız yerde orada bir ikili tepe vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra keskin bir satıştan sonra yatay bir piyasa izledik. Yukarı doğru bir üçgen yaptı. Aynı şekilde burada da söylediğim gibi öyle bir piyasanın bir konsolidasyon süreci olabilir. O da aslında hani üçlü tepeye, ikili tepeye, ya üçlü dip ya da üçlü tepeye rağmen piyasanın aslında çok da düşüşe ya da yükselişe inanmadığı zamanlarda böyle yatay konsolidasyon olduğu dönemleri izleyebiliriz. Ama genelde ikili tepe dip ya da üçlü tepe dip formasyonunda dönüşler çok sert olur. Bir de V formasyonu vardır. V formasyonu da dün hani anlattık ya support sup ya da nasıl derler resistance rest yani görülen en yüksek seviyelerde görülen genelde formasyonlardan biridir. Şöyle V şeklinde bir ya da hani çanağın giriş kısmında hani biraz önce çanak biraz sonra çanak formasyonunu da anlatacağım. Oradaki gibi böyle şöyle bir V şeklinde bir yapı görürüz. Dar bir yapı görürüz. Bu çanaktaki gibi geniş olmaz. Çanakta şöyle daha geniş bir yapıdır. Buradaki daha yuvarlaktır, daha ovaldir. Ama V formasyonunda keskin bir şekildedir. Ve daha belirgindir. Buradaki dip. Ve tek bir dip görürsünüz. Yani şurada tabii her ne kadar üçlü bir mum olmuş oluyor görünse de aslında burada çizgi grafikte baktığımızda daha net görürüz. Çünkü çizgi grafik kapanış fiyatlarını baz aldığı için genelde de V formasyonunda dip yapılan yerin çok üzerinde bir kapanışlar olur. O yüzden V formasyonunu çizgi grafikte çok daha net mum grafiklere göre izleyebilirsiniz. Şöyle V şeklinde bir yapı oluşur. Ondan sonra piyasanın eğer bu V formasyonu tepede görüldüyse aşağı dipte görüldüyse yukarı gitmesini bekleriz. Ana trendin tersine bir hareket artık başlar. Bu da aynı şekilde obo ve ikili üçlü tepeler gibi dönüş formasyonlarından biridir.
Çanak ters çanak formasyonu var. Bu da bakın az önce anlattım. Burada bakın daha keskin bir yapı var. Burada da daha çok zamana yayılmış taban oluşumunun zamana yayıldığı bir yapı var. İkisi de farklı karakterde olsalar da sonrasında gelen hareket her ikisinde de serttir. Eğer diplerde görülüyorsa ki biz genelde çanak formasyonunu diplerde görürüz. Ama ters çanak tepelerde görülür. Tabii tepedekini çok böyle grafiklerde net göremeyebilirsiniz. Ama her ikisi de bir dönüş formasyonudur. Aynı şekilde buradaki yatay konsolidasyon dönemi de bu aşırı fiyatlamanın zamana yayıldığının bir göstergesidir. Çanak formasyonunda da birazdan göstereceğim. Çanağın belli bir boyunu tespit ediyoruz. Şöyle bu şekilde olduğu gibi. Çanağın dip noktasıyla şuradaki boyun çizgisi kadar aradan yukarı doğru bir hareket yapmasını bekleriz. Çanak formasyonunda. Gelelim üçgen formasyonuna. Üç tip üçgen vardır. Biri simetrik, biri alçalan, birisi de yükselen üçgen. Simetrik üçgen her yükseliş zirvesinin bir önceki zirvenin altında olması ya da eğer bir düşüş hareketi tespit ediyorsak her düşüş hareketinin bir sonraki dipten pardon özür diliyorum bir önceki dipten aşağıda olması sonucu oluşan formasyonlardır. Simetrik üçgende ortasından çekilen çizginin üst kısmı ile alt çizgisi arasında oluşan simetrik şekilden dolayı bu ismi almıştır. Yani birazdan grafikte de burada şimdi göstereceğiz. Bakın burada çok simetrik bir yapı var. Gördüğünüz gibi tepeler alçalan, dipler de yükselen bir yapı var. Ama buradaki yapı çok simetrik. Düşen üçgende ya da alçalan üçgende ya da yükselen üçgende bu kadar simetrik bir yapı göremeyebiliriz. Görmeyiz zaten. Buradaki formasyon, üçgen formasyonda da birazdan zaten grafik üzerinde de ben göstereceğim. Şuradaki şöyle şuradaki tepeden alttaki dibe yani üçgenin en geliş açısın kadar diyelim. Aşağı doğru bir hareket bekleriz. Simetrik üçgenin görüldüğü yerde. Bu alçalan üçgen ya da yükselen üçgende de aynı şekildir. Üçgenin en geniş açısın kadar aşağı ya da yukarı fiyatlanır. Alçalan üçgende fiyat kırılım yönüne göre ki genelde aşağı doğru kırılır alçalan üçgende aşağı gider. Kırılım yönü neyse o yönde aşağı ya da yukarı gider. Genelde aşağı kırılır. Yükselen üçgende de genelde yukarı doğru gider. Ama aşağı doğru da kırılabilir. Kırılmaz diye bir şey yok. Ben bunlarda oranı %70-80 oranında diyorum. Yani birazdan takozda da anlatacağım. Takoz formasyonunda. Simetrik üçgende yön belli olmaz ama alçalan üçgende yön %80-%90 aşağı doğrudur. Yükselen üçgende yön %80-%90 yukarı doğrudur. Simetrik üçgende de 50-50 diyebiliriz. Bu üçgen hangi yöne kırılırsa o yöne doğru gider. Ama biz bu üçgenleri Elliot dalga teorisinde de anlatacağız. Orada da göreceğiz. Burada aslında şurada fiyat şeyinin tamamını baz almamış ama şurada bir A dalgası, burada B, şurada C, şurada D, şurada E dalgasını ölçmüş oluruz. E dalgasının olduğu yön nereye bakıyorsa genelde kırılım
tersine olur. Yani E dalgası yukarıdaysa, üçgenin üst kısmındaysa trend aşağı doğru kırılır. E dalgası alt kısımdaysa, şuradaysa yukarı doğru kırılır. Onları göstereceğim. Birazdan grafikte de göstereceğim. Yani Elliot'un teknik kısmına girmeden üçgenlerde hani en azından A, B, C, D, E şeklinde üstün körü de olsa Fibonacci oranlarına bakmadan nasıl sayabiliriz diye küçük bir bilgi vereceğim zaten. Ama genelde dediğim gibi simetrik üçgen nereye kıracağını bilemezsiniz. Ama Elliot analizi yapıyorsanız %90 ihtimalle bu hangi yöne olduğunu tahmin edersiniz. Ama zaten alçalan üçgende fiyat mutlaka %80 aşağı kırılır. %70, %80 yükselen üçgende de fiyat mutlaka %70, %80 yukarı doğru kırılır. Bunun yükselen ya da alçalan olmasını fiyatların dip ya da tepe noktalarından çizdiğimiz çizgilere bakarak anlıyoruz. Bakın burada bir yukarı doğru bir trend var ama yukarıda simetrik bir şekilde yatay ilerleyen iki tane tepe noktası var. Bu yükselen üçgen formasyonu. Alçalan üçgende de aynı şekilde tepede bariz bir trend var aşağı doğru. En az 3 noktadan buna dikkat edeceğiz. Alçalan üçgende de yükselen üçgende de aynı şekilde altlar bu bazen 2 olabilir bazen 3 olabilir duruma göre değişebilir. Ama şöyle yatay bir trend izleriz. Üçgenin üst kısmı yani trendin üst kısmı alçalan bir yapı vardır. Aşağıda da bir yatay ilerleyen bir destek noktası vardır alçalan üçgende. %70-80 aşağı kırılır. Yükselen üçgende de yukarı doğru yükselen bir trend çizgisi bir ivme vardır. Üste yatay ilerleyen bir tepe vardır. Ve üçgenin yönünde olduğu gibi yukarı doğru kırılır. Bakın şimdi bir de burada takoz formasyonu var. Burada da yükselen ya da alçalan takoz diye ayrı ayrı alıyoruz takoz formasyonunu. Ayrı ayrı ele alıyoruz. Yükselen takozda genelde hem altta hem üstte yükselen trendler görülür. Ama yükselen takozun üst açısı yani üstteki trend biraz daha alttakine göre eğimi daha yataydır. Alçalan takozda da aynı şekilde alttaki trendin eğimi üsttekine göre daha yatay ilerler. Takas formasyonu üçgene göre biraz daha tespiti grafikler üzerinden zordur tespit etmesi. Bunları nasıl tespit ettiğimizi birazdan grafikler üzerinden anlatacağım. Ama buralarda aynı şekilde üçgenlerde de olduğu gibi RSI indikatörünü kullanarak oradaki negatif ya da pozitif uyumsuzluklardan burada bir takoz formasyonunun oluşumunu ya da bir üçgen formasyonunun grafikler üzerinde oluşumunu gözlemleyebiliriz. Yükselen takozda da aynı şekilde RSI indikatörünü kullanarak takozun tespitini yapabiliriz. Aslında burada gördüğünüz gibi yükselen üçgende yapısı itibariyle fiyatın yukarı gideceği aslında düşünülür. Yani bu formasyonu bilmeyen teknik olarak kişiler tarafından. Ama aslında buradaki daralan yapı ve gittikçe şuradaki konsolidasyon ve sönme dönemi, bakın şurası çok önemli tepede, alt trend çizgisine değmiyor şuradaki dipler. Yukarı doğru ilerliyor ama sonra birden şurada daralan bir trend oluşturuyor ve trend çizgisini aşağı doğru kırılıyor.
Burada da takozda da aynen yükselen ya da alçalan üçgendeki gibi trendin tersi yönde bir hareket izliyoruz. Takozda da aynı şekilde üçgende olduğu gibi takozun en geniş açısının olduğu yer kadar aşağı doğru gitmesini bekliyoruz. Birazdan bunların hepsini çizeceğiz. Nasıl çizdiğimizi, hedefi nasıl tespit ettiğimizi göreceğiz. Bakın burada da alçalan takoz var. Burada da yükselen takozlardan farklı olarak diplerde bir konsolidasyon sürecini görürüz, izleriz. Dediğim gibi, az önce anlattığım gibi üstteki trend çizgisi alttaki kadar keskin değildir. O yüzden zamanla birbirine yakın sayan bir görüntü sergilerler. Birbirlerine çok yakınlaşırlar. Üçgen formasyonundan farkı takozların şuradaki aralığın, yani yakın sayan kısmın çok fazla uzamamasıdır. Üçgende burası çok fazla uzar. Yani şöyle, burada yukarı kırdığı yerde yukarı doğru kırmaz da tekrar aşağı gelir, bir trend oluşturur. Yukarı gider, yeni bir zikzak yapar. Burası üçgen şekline gelir. Ama takozda burada fiyat biraz daha acelecidir. Yani piyasa yapıcı biraz daha acelecidir. Bu beklentinin yüksek olmasından ya da az önce çanak formasyonunda da gördük. Hani burada tabii ki çanak formasyonu yok ama buradaki konsolidasyon sürecinin biraz zamana yayılmasından dolayı biraz daha üçgene göre acelecidir ve fiyatlar daha çabuk yukarı gider. O yüzden takozlar oluşur. Zaten takozların oluşma aşamasında eğer fiyat yukarı doğru kırılmıyorsa mutlaka o bir alçalan daha da alçalan bir yapıyla üçgen şeklini alabilir. Yani alçalan bir üçgen yapıp yukarı doğru kırabilir. Ya da yükselen bir üçgen yapıp yukarı doğru da kırabilir. Ama tabii üçgenlerde izlediğimiz gibi, yani şuradaki yapıdan farklı olarak buradaki hafif kırılımdan sonra tekrar şuralarda bir dip yapar. Yani oradaki üçgenin özelliğinden dolayı şurada göstereceğiz, mesela göstereyim şuradaki gibi. Yani eğer yükselen üçgen yapıyorsa şöyle bir yatay tepe yapar. Düşen üçgen yapıyorsa şöyle bir yatay dip yapar. Takozun tek farkı trendin üçgendeki gibi alt ya da üst çizgisinin birbirine paralel yukarı ya da aşağı doğru ilerlemesidir. Burada da dediğim gibi hedef buradaki çizgi kadardır. Ya da birazdan göstereceğim Fibonacci, en sonda Fibonacci'yi de Fibonacci geri çekilme çizgisini nasıl çektiğimizi de göstereceğim. Fibonacci oranlarına bakarak da burada takozlarda hedef konusunda kendimize bir fikir edinebiliriz. Bayrak ve frama formasyonları var. Ya bunlar aslında şu son dönemde çok fazla güvenilir olmayan formasyonlar, filama formasyonları, bayrak ya da filama formasyonları. Ama ben yine de fikir sahibi olmanız açısından anlatacağım. Burada da bayrak formasyonunu görüyoruz. Filama formasyonu biraz daha farklı. Bakın şurada filama var. Hatta birazdan size hani daha farklı bir filama formasyonu da göstereceğim. Buradakine nazaran. Orada da daha farklı bir yapı var. Ama bayrak formasyonunun filamadan farkı daha fazla zamana yayılması ve aşağı doğru takozdaki gibi, ama bir trend şeklinde değil de fiyatın aşağı doğru inmesi şeklinde bir yapı görürüz. O zamanla buradaki fiyat çizgilerinin üst kısımları yukarı doğru kırılır ve sert bir hareket gelir.
Burada gördüğünüz gibi yazıyor. Genellikle bayrak formasyonu bir 3 hafta arasında meydana gelir. Yani belli bir zamana yayılır. Bayrak formasyonunun hemen yukarı doğru kırmasını beklemeyiz. Bayrak formasyonunda da yukarı doğru hedefi şurada yaptığı dip seviyeyle şurada yaptığı tepe seviyesi arasında burada gördüğünüz gibi bir çizgi çiziyorsunuz. Bu çizginin boyu kadar yukarı doğru en az yol alır. Bazen geçer, bazen daha kısa kalabilir. Ama olması gereken bu şuradaki çizginin boyu kadar yukarı doğru bir uzama yapmasıdır. Finama formasyonu da az önce de anlattığım gibi oluşum ve gelişim açısından bayrak formasyonuna çok benzese de onun kadar uzun sürmeyebilir. Yani çok fazla zamana yayılmayabilir. Bir de firyat hareketleri onun kadar keskin aşağı doğru değildir. Burada üçgene benzeyen ama açısı daha geniş bir yapı görüyoruz. Bu şekildedir. Şeyde filama formasyonunda. Hatta bazen bayraktaki gibi böyle şöyle çizgiler izleyebiliriz. Birazdan eğer grafiklerde de görebilirsek ki büyük ihtimal göreceğiz. Gerçekleşip gerçekleşmediğine de bakacağız. Farklı yapılarda filama formasyonları mevcut. Ya da bayrak formasyonları mevcut. Onları göreceğiz. Ama önce bir 10 dakika ara verelim. Sonra şeye geçelim, olur mu? Ben de bu arada biraz bir çayımı yudum diyeyim. Size de bir fırsat vermiş olayım. Bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa sohbet de edebiliriz bir 10 dakika. Ha, evet, Türkay Bey de katılmış bu arada yayına. Ha, zaten vardı, evet, pardon. Evet, sizin Türkay Bey yarın. Ya Erdal Bey'in bir önerisi vardı. Hani 2 gün üstte aynı şeyleri izlemeyelim. Eğer herkes yayına katıldıysa bir gün ders, bir gün daha çok uygulama şeklinde gidelim diye. Aslında iyi olurdu ama yani herkes bir arada olamadığı için bugün onu uygulayamadık maalesef. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Şey yazmak zorunda değilsiniz. Hoparlörü de açıp şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ya 117.500 yukarı kırdık mı? Yani biraz şey bir soru ama bence kırmadık. Ben açıkçası kapanış fiyatına da bakmadım ama son böyle son dakikalarda bankalara bir alım geldi. Ha 117.650 kapatmış. Evet. Yani pek yukarı kırmış sayılmaz. Yarın biraz daha da yukarı gidebiliriz. Ya aslında ben bu hareketi, akşam yapılan hareketi sabah bekliyordum. Piyasa açılışıyla. Ama biraz aceleci davrandılar. Bankalara biraz daha erken alım geldi. O yüzden endeks de hemen kendini toparladı. Yarın göreceğiz ama ben kırdığını pek yukarı kırdığını sanmıyorum. Biraz daha yukarı gidebiliriz ama hani şöyle söyleyeyim. Bugün Songül abi de hatta bir tweet akış şeklinde yaptı. ABD'deki faizlerle ilgili
piyasadan çıkan paranın hisse senetleri piyasasından ya da sadece bizim ülkeye özgü demiyorum. Yani sadece Türkiye'deki hisse senedi piyasalarından değil, genel olarak hisse senedi piyasalarından çıkan paralar tahvil faizlerine gidiyor. Çünkü orası biraz güvenilir bir liman, ABD tahvilleri. O yüzden oraya gidiyor. Ya da işte altın alınıyor. Ya da Türkiye özelinden bakarsak döviz alınıyor. Şimdi yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Şirketlerin döviz borcu var. Onlar mecburen alıma geçeceklerdir. Zaten dolarda da birazdan göstereceğim. Şimdi bir Tobo formasyonu oluştu. Ben geçen hafta da söylemiştim aslında hafta başında. Geçen haftanın başında pazartesi günü. Ama onu bozdu. Biraz yukarı gittikten sonra bozdu. Ama bunu ikinci bir defa yapar mı yapmaz bence. Orada da göreceğiz birazdan. Bir Tobo formasyonu var. Yukarı doğru gidiş izlenebilir. Yani buradan piyasalardan çıkan para genelde döviz, altın ya da devlet tahvillerine gidecektir diye düşünüyorum. Bir de 117.500 neden hani yukarı kırıp kırmadığı çok önemli değil. Tabii kırmış olabilir ama hani yukarı bir hareketi tetikleyecek bir durum yok ortada. Şöyle söyleyeyim. Enflasyonun %25, faizin de %25 olduğu bir ülkede yani sizin bir bankaya götürüp paranızı verdiğinizde %25 yıllık kazanç sağladığınız bir ülkede kimse hisse senetlerine yatırım yapmaz. Akıl kârı bir şey de değildir zaten bu. O yüzden böyle kalıcı bir yükseliş olacağını sanmıyorum. Bir rally moduna girmiş genelde herkes ama öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani onun için bir rally modunun gelmesi için bakın mesela faizler düştüğünde biz çok sert satış yiyebiliriz. Döviz yükselebilir ama tabii bu faizler düştüğünde derken doğal kendiliğinden düşmesinden bahsediyorum. Yani Merkez Bankası'nın ya da yürütmenin başının sözleriyle ya da müdahaleleriyle değil de doğal bir şekilde eğer enflasyon düşerse ve faizler de ona paralel düşerse pek tabii ki hisse senetlerine alım gelir ve rally beklenir ama burada çok beklemiyorum. Evet Türkay Bey yurt dışı da çok düştü. Orada da devlet tahvillerine giriş var çünkü. Yani sadece bizde değil, az önce de dediğim gibi DAX'ta satış var, Dow Jones'ta satış var, S&P'de var, Nasdaq'ta var, Nikkei'de var. Yani bu majör piyasaların hepsinde satış var. Bu bizi de mutlaka etkileyecektir. Ama biz biraz da maalesef Türkiye'de spekülatif bir piyasa var. Bir de ben bu şu son dönemde aslında varlık fonunun kaynağının bu tür hareketlerde hesapsızca kullanıldığını düşünüyorum. Yani ortada suni bir görüntü sağlanmaya çalışılıyor işte. Hani piyasalar düşmeyecek, döviz de yükselmeyecek görüntüsü vermeye çalışıyorlar ama şu ortamda çok mümkün değil. Zaten şu ortamda eğer bizim ülke paramız değer kaybetmiyorsa, borsamız yükseliyorsa şüphe etmek lazım. Hiç sağlıklı bir şey değil şu ortamda borsanın yükselip döviz fiyatlarının düşmesi. Ben geçen hafta da söylemiştim. Endeks 105-107 binleri aşarsa, dolar da 4.88'in altına gelirse ben kenara çekilirim, hiçbir işlem yapmam. Reel bir piyasa değildir. Bu reel bir piyasada teknik analiz falan hiçbir şey işlemez. Yani bazı tahtalar görüyoruz işte. Mesela Galip Efendi'nin girdiği tahtalar var ya da çok sert düşen. Mesela Cemaş. Bana çok soruyorlar Cemaş. Açıyorum grafiği bakıyorum. Aralıksız düşmüş 7 liradan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi
Aynen Türkay Bey, makyaj yapıyorlar durmadan. Yani şimdi hani öyle bir hisse senedi, spekülatif bir hisse senedi gibi olunuz. Eğer bizim endeksimiz için söylüyorum. Bankalar ya da diğer hisse senetleri için söylüyorum. Yukarı gidiş olursa. Ha, tabii ki sağlam şirketler, sağlam duran şirketler var. Bunlardan peyderpey düştükçe alınabilir ama ülkenin mevcut durumu onları almanın getirisinden çok daha kötü olduğu için yani siz alacaksınız Tüpraş hissesi. Bir yılda belki %20, %25 size kazandırmayacak. Ama diğer tarafta faiz %25, enflasyon da %25'in üzerinde. Siz %10 kazandığınız zaman aslında hiçbir şey kazanmamış olacaksınız %25 kazandığınızda. Yani burada amaç zaten paranızın değerinin korunması, kazanç sağlamak değil. Paranın değerinin yani mevcut paranızın değerinin korunması. Yok, oradan bahsetmiyorum. Erdal Bey, birazdan anlatacağım. Dipte var. Yani daha geniş bir açıyla bakmak lazım. Başlayalım isterseniz. Önce şeyden başlamıştık biz. Bir kaydediyor mu diye. Evet, kayıt devam ediyor. Obo'dan başlamıştık biz. Önce o boyu anlatalım. Hatta hani sizin aklınızda kalıcı olması için bu son dönemde benim bazı grafiklerde tespit ettiğim yerler var. İşte Türk Hava Yolları'nda ya da endekste obo formasyonu ya da işte dediğim gibi dövizde tobo formasyonu. Onları göstereceğim size. Bakın. Bu Türk Hava Yolları'nın grafiği. Size şöyle şu şekilde göstereyim. İlk obomuz burada. Birazdan daha geniş açıda başka bir obo göstereceğim. Yani hani her zaman buradaki kadar nizami bir obo göremeyebilirsiniz. Birazdan anlatacağım. Daha geniş açıdan baktığımız oboya. Bakın. Burası solumuz. Burası baş. Burası da sağımız. Şurası da boyun çizgisi bana göre. O zaten aşağı doğru kırılıyor. Ama boyun çizgisini bakın şöyle de çizebiliriz. Yani illa çok böyle yatay şey bir çizgi çizmek zorunda değiliz. Kendinizi o kadar sınırlandırmayın. Şu boyun çizgisini şöyle de çizebilirsiniz bakın. Çünkü burada altta boyunda hafif aşağı doğru hafif bir eğim var. Ya zaten bunun az önce söyledim. Böyle şurada çok yukarı doğru olması mesela şuradaki gibi sol omuz sağ omuz baş böyle bir şey olmaz. Böyle hafif bir şey görürüz. Aşağı doğru bir trend görürüz. Çok hafif bir. Yani bunu şöyle de hesaplayabilirsiniz. Şöyle de bu boyun çizgisini çizebilirsiniz. Bir trend olarak. Ya da şu ikisinin dibinden de çizebilirsiniz. O biraz daha şey olur ama bence burada obo formasyonunda asıl şey nedir onun adı? Boyun çizgisi budur. Şöyle çizelim. Şurasıdır. Bakın şuradaki mum da aynı şekilde burayı destek yapmaya çalışıyor. Burayı destek yapmaya çalışmış. Burayı destek yapmaya çalışmış.
Burası sol boyun çizgisi. Burası da sağ boyun çizgisi. Böyle bir durum var. Şimdi az önce de söylemiştik. Bakın omuz formasyonunda şuradaki tepe yaptığı noktadan şuraya bir çizgi çiziyoruz. Sonra bunu şöyle şu şekilde klonluyoruz. Geliyoruz. Aşağı doğru formasyonun hedefini ölçüyoruz. Bak. Burada hedefini fazlasıyla görmüş. Hatta şurada biraz taşırmış da diyebiliriz. Hedef yani daha şurası olmadan bakın şöyle bir şey yapalım. Bak biz bu formasyonu tespit ettik diye. Nereye kadar gideceğini hesaplamak için farz edelim böyle bir grafik yaşıyoruz. Bunun bakın hedef fiyatı 16.44'tür. Şuradaki başla boyun mesafesi arasındaki mesafe kadardır formasyon hedefi. Bunu kırıldığı yerden hesaplamak tabii ki daha reel olanıdır. Şöyle şurada kırıldığı yerden hesaplamak daha reel olanıdır ama hani daha kırılım aşamasında şuradan çizerseniz şöyle bakın şurasıdır. Asıl hedef noktası burasıdır. Bu şekilde bakmak lazım. Yani artık sağ boyun çizgisinin oluştuğu yere bir burada klonladığımız çizgiyi getirirsek aşağı doğru hedefini görmüş oluruz. Şimdi bakalım o hedefe gidiyor mu? Az önce de gördük. Gitmiş. Altına inmiş. Hatta tekrar gelmiş. Burada bir konsolidasyon var. Şimdi bir de bakın. Şimdi ileride oluşabilecek bir büyük bir obayı görelim şurada. Bak. Şurası sağ omuz olacak. Yalnız burada hani çok nizami bir şey obodur diyemeyiz. Çünkü burada sol omuz özür dilerim. Sol omuz biraz fazla uzamış. İlla burada sağ omuzu da çok uzatacak diye bir şey yok. Ama ben dün de söyledim. Büyük ihtimalle buradaki gibi bir yapı oluşturabilir diye burada. Yani yukarı aşağı bize trade fırsatı verir diye. Nitekim bir önceki gün hani şuralarda şöyle şu ortalamayla benim 49 ortalamayla short vardı. Şöyle şuralardan. Bugün 16.30'dan bozdum ben. 27'yi gördü ama ben 16.30'dan bozdum. Bir trade fırsatı verecektir. Şuradaki gibi. Uzayabilir de uzamayabilir de ama şurada da bir oba formasyonu oluşabilir. Bakın. Çizelim. Bir de bir hedef fiyat da belirleyelim kendimize. Bakın burası sağ omuz. Sol omuz. Özür dilerim. Burası da şöyle bir sağ omuz olacaktır aynı şekilde. Hatta şöyle zamana yayılışını daha net tespit etmek adına size bir fikir beyan etmesi açısından bir taktik söyleyeyim. Öyle diyelim. Bakın bunu klonlayalım.
şuradaki omuz yapma hareketi kadar şöyle yukarı doğru bir çizgi çizelim. Burada benim şeyi kapatmam gerekecek. Düzgün çizebilmem için. Evet, şöyle bir hareket yapabilir. Türk Hava Yolları. Yani bu da tahminen bakın zaman olarak ayın 11'ine falan denk geliyor büyük ihtimalle. 11'ine kadar şurada zikzaklar izleyebiliriz. Bakın şurası sağ omuz olacak. Şurası şurası sol omuz olacak. Şurası baş olacak şu kısım. Şurada tepe yaptığı kısım. Şurası da sağ omuz olacak. Burada da bir oba var. Boynunu nasıl, boyun kısmını nasıl tespit edeceğiz? Şöyle şuradan yatay bir çizgi atacağız. Burası da boyun kısmı. Bunu da isterseniz siyahla çizelim ki şuraları da aynı şekilde. Diğer formasyondan ayırabilirim. Burada simülasyondan değil de bunu gerçek piyasada işleyecek mi diye bunu izleyeceğiz yakın zamanda. Derslerimiz yapılırken şöyle. Erdal Bey bu saatlik. Bakın şurası kırılırsa şöyle. Yaklaşık 14.54. Ama tabii illa bu hedefini görecek diye az önce de anlattığım gibi bir şey yok. Bazen daha kısa kalıp bazen daha uzun olabilir. Nasıl ki şuradaki obo hedefi daha aşağı kaydıysa 16.39'muş. 16.13'e kadar ilerlemiş. Burası da 14.54. Daha uzun da olabilir. Ama burada bir obo yapıyor olabilir saatlikte. Çünkü şurada bir tepe yapmış bakın. Burada. Fiyat yukarı gidemiyor. Evet, aynen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Abdurrahman Bey. Bu grafiğin sol tarafında çok uzun iğneler var. Onlar şey mi? Sola doğru gidebilir misiniz? Bu future piyasa evet. Olduğu için. Ha, future piyasa. İşte tamam. Burada Elliot saymıyorum ben genelde future piyasalarda. Neden? Yani Elliot saymıyorum derken eğer böyle bu tür çıkıntılar görüyorsam ben Elliot analizine şeyden bakıyorum, devam ediyorum. Kendi ana hissesinden ki zaten hisseleri genelde şeylerden takip ediyorum. Bunlar mesela burası bir piyasa daha açılmadan pik yaptığı bir yer. Şurası hatta bu ne zamanmış? 30 Ekim 2018 tarihinde böyle bir pik yapmış. O zaman ne vardı tam bilmiyorum, hatırlamıyorum ama büyük ihtimal vade kapanışıydı Abdurrahman Bey. Evet. Şöyle, vade kapanışında
eğer açık bir pozisyonunuz varsa bir sonraki vadeye aktarmak için bunun bir hesaplaması var. Faiz falan hesaplanıyor. Böyle uzun bir süreci var. Eğer sizin pozisyonunuz bir sonraki vadede size o ödediğiniz faiz kadar bir getiri getirmeyecekse genelde piyasa oyuncuları o açtıkları yanlış pozisyonu son gün son dakika kapatmak zorunda kalıyorlar. Hatta biz bunu bu vadede şeyde izledik. Kasım Viyop vade evet yakın vade Ekim Viyop şeyindeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ya da Kasım. Viyop'ta izledik yakın vade. Türk Hava Yolları'nda özür dilerim. Yine Türk Hava Yolları'nda oldu. Bu şey ama Z2 bir şöyle THAO A1 yapayım bakın burayı. Şöyle bu Trading Wave'de var. Şu. Burada görünüyor mu bilmiyorum ama şeyde Matrix'te çok net görünüyor. Pozisyon kapamadan dolayı yani o pozisyon kapamadan dolayı o tür pin barlar oluşabiliyor. Ama çok şey fikir verici şeyler değil onlar. Onu söyleyeyim. Peki hocam bu şeyleri bize anlatacak mısınız? Vadeleri nasıl aktarıyoruz mesela diyelim pozisyon elimizde. Diğer vadeye aktarma olayı nasıl yapılıyor? Ya diğer vadeye aktarmayı dediğim gibi ben hani zaten şu faiz ortamında çok şey yapmıyorum ama onun teknik kısmını ben de bilmiyorum ama aracı kurumla görüşüyorsunuz. Onlar zaten bir hesap çıkarıyorlar size. Siz ona göre karar veriyorsunuz. Ama ben genelde pozisyon kapamanın daha mantıklı olduğunu düşünürüm. Ben kendim de geçen Ekim vadede Garanti Bankası'nda yaklaşık bir 100 lot terste kalmıştım. Mesela ben o pozisyonumu kapattım. Bir sonraki vadeye aktarmadım. Yani bir 100 lot pozisyonum vardı. 79'dan açtığım bir pozisyondu. O gün ekran başında değildim. 95-96'dan da kapatmak istemedim zararlı. Sonra başka bir günde 85-86'ları gördü. Orada verebilirdim. Ben piyasanın daha aşağı geleceğine kanaat getirdim. Vermedim. Vermeyince de orada pozisyon açık kaldı. Kapatmak da istemedim ben onu. Diğer pozisyonlarımı genelde kapattım yukarıdan aldıklarımı ama o aşağıda aldığımı kapatmak istemedim. Ben de aynı şeyi yaptım mesela 100 lot garantide. Ne yaptım ama bir sonraki gün aralık vadede fiyat yukarı gittiğinde yukarı bir fiyattan tekrar short açtım kendime. Oradaki kaybımı hedge ettim diyelim. Tekrar yerine koydum. Öyle diyelim. Hatta bir miktar da kar ettim o 100 lotluk pozisyonda. Öyle diyeyim. Tamam. Ama kapatmak daha mantıklı. Yani bakın, aktarmak için aracı kurumu aramanız lazım değil mi? Tabii ki. Onun ben bu, için aracı bunları oraya aktarmak istiyorum. Yapma hesabı evet. Zaten siz yapamazsınız. Ben de yapamıyorum. Yani o an ona kafa yoramazsınız. Yani o pozisyonda arayacaksınız kurumu. Bunun şeyi nedir? Aktarırsam bana maliyeti nedir diye. Ama dediğim gibi şu faiz ortamında onun maliyeti çok yüksek. Abdurrahman Bey. Yani siz mesela ABD'de bir future piyasada işlem yapıyorsanız %1,5-2 faiz varsa tabii ki bu sizi etkilemez. Sizin short pozisyonunuz varsa ve bundan %15-20 kar bekliyorsanız siz dersiniz ki ben pozisyonumu bir sonraki vadeye taşıyayım. Yani mantığını anlatayım ben size ama hani ne kadarlık kapanıyor, ne kadar ücret ödeniyor onu o anki duruma göre değişiyor. Yani ama şu faiz ortamında yani %20-25 faizin olduğu gecelik faizin yıllık faizin olduğu bir şeyde orada size bir aylık faizi hesaplıyorlar. Ona göre bir yol çiziyorsunuz ama sizin kazancınız her lot için
o faiz kadar olacak mı olmayacak mı onun değerlendirmesini yapıp şey yapmanız lazım. Ama şu faiz ortamında çok da fazla olamayabileceği için kapatmak en mantıklısı. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yani o faize göre şekilleniyor. Öyle değil. Bakın burada ben karışmasın diye o boyu size future piyasada gösterdim. Bakın hissede o şeyler yok gördüğünüz gibi. Şuradaki hareket mesela şuraya kadar giden şu bar aslında orada future'da bayağı bir gitmiş. Bakın bu 29 Ekim. Evet 26 Ekim vade sonu herhalde. Burada o öyle bir bar göremiyorsunuz mesela. Bu o yüzden hisse senedi üzerinden zaten bu analizleri yapmak daha mantıklı ama ben buradaki çizimler size kafayı karıştırmasın diye orada çizdim. Yoksa burada da bakın omuz, baş, omuz var. Dediğim gibi biraz hafif aşağı doğru olsa da şurada bir boyun çizgisi var. Aşağı kırılmış. Hedefini de bulmuş. Ben yine orayı açayım. Ki formasyonu oradan daha net görebilelim. Evet. Bakın gördünüz mü? Aynen sizin dikkatinizden kaçmamış. Tebrik ediyorum Abdurrahman Bey. Böyle vadeli piyasalarda böyle hareketler oluyor. İşte bu şu hareket de Abdurrahman Bey sizin eğer siz şuradayken pozisyon kapatmadıysanız ve pozisyonunuzu bir sonraki vadeye taşıyacaksanız sizin hem teminatınızı eritiyor burada pozisyon kapatmadıysanız hem sizin teminatınızı eritiyor hem de bir sonraki vadede o kadar faiz ödüyorsunuz. Ne oluyor? Siz terste kalmış oluyorsunuz. Büyük ihtimal burada piyasa yapıcı başka birini yüklü miktarda açık pozisyonda gördü. Yukarı doğru bir pik yaptırdı ki o kişiyi terste bıraktı. Bence bu onun sebebiyle olmuştur. Ya da o kişinin pozisyonu çok büyüktür. Kapaması gerekiyordur. O yüzden alacağı şu fiyat seviyelerinde de alacağı miktar kadar şey yoktur. Satış yoktur. Mecburen nasıl ki serbest fiyattan biz alış emri ya da satış emri giriyoruz. Bir şok anında Rusya'da uçak mesela Rusya uçak olayında nasıl bir şok satış geliyor. Burada da vade kapama tarihinde ya da ona yakın tarihte böyle bir şok şey gelmiş. Alım işlemi gelmiş. Mecburen kapanmak zorunda olduğu için. Hocam peki bu konuyla ilgili hani biz sürekli ekran başında da değiliz ya. Aha. Bu vade kapama dediğiniz ayın son günü olur değil mi? Ayın son günü oluyor. Evet. Siz biz işte de o güne taşımasak şeyimizi o günde işlem yapmasak böyle çalışır. Ya şimdi benim olay taşımayız mesela. Evet taşımayın kesinlikle. Benim olay garantide nasıl oldu? Ya ben hani o gün biraz daha aşağı hareket bekliyordum. Ya dedim ki hani kapamayayım. Son gün nasıl olsa kaparım. O şekilde ama ben tabii Türk Hava Yolları'ndaki garantide böyle bir şey hareket olmadı. Hani yukarı doğru. Zaten ben kapanmıştım da daha akşam piyasa kapanmadan önce kurum beni aradı. Dedi ki ya Çağatay Bey bunu kapatalım artık dedi. Unuttunuz herhalde. Dedim yok ben unutmadım ama şu an kapatabilirsiniz dedim. Benim pozisyonumu kapattılar orada. Aralık evet. Vadeye hemen aktaralım mı dediler. Yok dedim bekleyin. Ben pazartesi kendim alacağım. Hafta başında sanırım pazartesiydi. Tam net hatırlamıyorum. Ya da ertesi gün. Şimdi tam net hatırlamıyorum ama. Ben aralık vadeye tekrar o pozisyon büyüklüğünde, aynı pozisyon büyüklüğünde aralık vadede tekrar pozisyon açmıştım. Ama siz sakın ola sakın tabii ayın son gününe pozisyonunuzu taşımayın. Tamam hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi o boyu gördük.
Bir de TOBO'yu göstereyim size. Dolar TL üzerinden göstereyim. Şu gram altın şeyi de ben de hep dolar grafiğiyle karışıyor. Yeni bir grafik açayım. Burada benim kendi çizimlerim mevcut. Şimdi bakın bu dolar TL grafiği. Burada bir TOBO mevcut. Ya aslında çok şimdi anlatacağım gibi değil. Kafanızı karıştırır mı bilmiyorum ama. Şöyle şurada. Bunu başka bir yerden baksak daha iyi olur. Bir obo tespit etsek. TOBO pardon. Şurada var. Burada V formasyonu da var. Dipte yaşanmış bir V formasyonu da var. Hem onu da göstereyim hem de TOBO'yu göstermiş olayım. Bakın şurası sol omuz. Ters gösteriyoruz artık. Şurası sağ omuz. Şurası da baş. Ne demiştik? Aynen obada olduğu gibi başla boyun mesafesi kadar mesafe kat eder. Şuraya da boyun mesafesi diyelim. Birazdan onun da çizgisini çizeceğim. Hocam tam dipte değil acaba sorun olur mu bu tam dipte olmaması? Yok değil. Tam dipte olması sorun olmaz. Yani tam dipte olması sorun olmaz derken yani tabii ki şimdi TOBO şurada gerçekleşmez. Şu mesela şurada bazıları şuna diyebilir TOBO. Bu TOBO değil kesinlikle. Çünkü burada tepede artık. Evet tepede olmaz. Tepede obo olur. Tepede obo olur. Aynen. O TOBO olmaz. Ama burada tam dipte değil. Evet. Nedeni önce V yapmış. V formasyonu. Sonra bir TOBO yapmış. Onu V formasyonunu da göstereceğim. Ama her iki formasyonda çalışmış. Pardon. Hedefine gitmiş. Yani illa en dipte gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama diplerde olması gerekiyor öyle diyelim. En dipte değil de diplerde olması gerekiyor TOBO'nun. Bakın burada hedef burasıymış. Hedefine gitmiş. Şimdi
Şurada yine aynı şekilde az önce Obo'da yaptığım gibi bir şey yapalım. Şurada. Şuradan itibaren. Bak. Burada piyasa gelmiş aşağı doğru. Şurada sol omuz, baş sağ omuzu yapmış. Hedef fiyatımız 5.49. Bu yakın zaman dolar TL grafiği. Gerçekleştiği zamanı da şimdi size söyleyeceğim. Burası da hedef noktası olsun. Birazdan V formasyonu da buradaki V'yi de göstereceğim. 5.49.77 bizim formasyon hedefimiz. Formasyon çalışıyor mu? Evet çalışıyor, gidiyor. Hatta 5.49.77'yi de geçiyor. Ondan sonra aşağı bir yatay bir konsolidasyon, oralarda bakın bir direnç yapıyor. Neyse bu grafik böyle devam ediyor. Orada bir tepe yapıp sonra aşağı iniyor. Bir de burada bakın az önce anlattım. V formasyon var burada. Keskin bir dip var. Böyle çanak gibi oluşmuş. Hatta burada bir fincan, çanak formasyonu, fincan kup dediğimiz formasyon da var. Şimdi onu da göstereceğim. Ama bu V formasyona daha çok benziyor diyebiliriz. Yani buradaki şey çok daha keskin, boşluk. Çanakta dediğim gibi daha zamana yayılıyordu. Birazdan onu da göstereceğim. Eğer buradan bulabilirsek, tespit edebilirsek, şurada sanki var gibiydi ama ileride neyse gösteririm. Bakın şu da V formasyonu. Şurası. Aynı çizgi, hatta şu çizgiyi buraya doğru uzatalım. Ya burada şu dolar TL grafiğini analiz edip şurada şu iki formasyonu birden görüp pozisyon almamak çok anormal olur. Burada da bakın V formasyonu var. V formasyonu hedefe gitmiş mi? Evet. Gitmiş, hatta geçmiş bile. Zaten V formasyonun hedefi şurada, geçen gün hani direnç çizgileri daha önce yaptığı bir destek noktası zamanla direnç olur demiştik ya. Şuradaki direnç çizgisine paralel bir hedefi var. Şeyin V formasyonunun da hedefi aynı şekilde neresiymiş? Burası bakın. Yani 5.52. Yani gerçekleşmiş. Burada da gerçekleşmiş bir V formasyonu mevcut. Anlayabildik değil mi? V'yi ve şeyi, Toboyu, Oboyu. Ha evet, Türkay Bey indiriyor da benim bilgisayarla ilgili bir sıkıntı mı dediğim gibi bilmiyorum ama onu denediğimde indirmiyor. Hani daha doğrusu şeyin, Chrome'un ya da Internet Explorer'ın açık olmasını istiyor.
Hani ben indir diyorum, o bir bakıyorum indirmemiş. 0 kilobayt görünüyor indir dediğimde. Siz de dikkat edin, öyle bir şey yapmış mı sizde diye. Anladık mı arkadaşlar? Burada bir V formasyonu var. Görebildik mi bunu? Bakın daha burada OBO oluşmamışken gördüğünüz gibi şöyle bir V formasyonu yapıyor. TOBO oluşmamışken özür dilerim. Sonra da yukarı doğru hedefine gidiyor. Hedefini buluyor burada. Şimdi bunu çizelim. Benim şey almama gerek var mı buradan ekran görüntüsü görmeniz açısından? Ya da şöyle yazayım. Ekran görüntüsü de alalım. Bunların derslerde izleyeceksiniz ama. Sonradan izleyebileceksiniz ama olsun. Birazdan Türk Hava Yolları'na da geçip. Ekran görüntüsü nasıl alıyorduk? Dün bir arkadaş yapmıştı. Şen Hanım, siz biliyordunuz ya ekran görüntüsünü aktarmayı. Hah, tamam. Türkay Bey attı zaten. Teşekkür ederim. Şimdi ben Türk Hava Yolları'na geçeyim, Futures'una. Size zahmet o grafiğe. Oradan da bir ekran görüntüsü alın. OBO'nun. İki tane OBO çizmişiz orada. Hatta diğeri zamanla çalışacak mı onu da görelim. Ha, şurada pardon. Hiç şey yapmamıza gerek yok. Bunun da ekran görüntüsünü alabilir miyiz? Şuraya ben OBO diye yazayım. Yazmama gerek yok ama yine de. Alabildik değil mi? Evet, almışız. Tamamdır. Sıkıntı yok. OBO'yu gösterdik, TOBO'yu gösterdik, V formasyonunu gösterdik. Şimdi gelelim çanak formasyonuna. Çanak formasyonu şöyle uzun vadede görüldüğü için günlükte görebileceğimiz bir şekilde olsun. Nerede vardır çanak formasyonu? Mesela Sasa'yı açalım. Bak, Sasa da burada var. Ben bunu size şöyle çizeyim, çanak formasyonunu. Bakın burada zamana yayılan şöyle bir hareket var. Gördünüz değil mi? Çanak formasyonu böyledir. V formasyonundan farkı da budur zaten. Böyle zamana yayılmış olması. Bunda hedefi nasıl belirliyoruz? Şöyle. Burada çanağın dip yaptığı noktayla belirlediğimiz boyun çizgisi arası kadar çanak formasyonunda
hareket eder. Onu aslında şuradaki fiyatlardan almak daha iyi. Şöyle. Evet. Ben şu çizgiyi siliyorum. Burada da bir çanak yapmış. Bunun boyu kadar buradaki çanağın iç açısında en geniş noktadan aldığınız boy kadar yukarı gitmesi gerekir. Nitekim hedef fiyatını da buluyor. Hatta daha yukarılara da gidiyor. Yalnız şöyle söyleyeyim. Çanak formasyonu da bayrak filama gibidir. Her zaman çalışacak diye bir şey yok ama yani çok uzun zamana yayılmış olması çok böyle trade edilecek bir nasıl derler formasyon değil. Hani beklemesini bilmeli. Öyle diyeyim. Çanak formasyonda. Ama tabii kısa vadeli grafiklerde mesela 1 saatlikte 15 dakikalıkta bir çanak formasyonundan bahsediyorsak yani 15 dakikalıkta şöyle zamana yayılan böyle birkaç gün içinde gerçekleşmiş. O birkaç gün içinde de aynı şekilde hedefine gideceği için o zaman tabii ki şey yapılabilir. Yani daha alt vade grafiklerde eğer tespit edersek pozisyon alınmalı diye düşünüyorum. Ama uzun vadeli düşünüyorsanız bir hissede ve çanak formasyonunu tespit ettiyseniz orada da hani günlük grafik demeden bir pozisyon alabilirsiniz. Haftalıklarda falan çanak hiç kesinlikle bakmayın. Çok şey olabilir. Şöyle bakabilirsiniz haftalıkta. Buraya o çanağın direnç noktasına gelmiştir. Tespit edersiniz. Uzun vadeli bir yükseliş sezersiniz. O zaman haftalıkta girebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi haftalıkta falan eğer şu tepede yakalamadıysanız ve hemen gideceğine bir inancınız yoksa ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Genellikle çanak formasyonunu falan daha alt vade 15 dakika işte 5 dakika mesela 5 dakikalık bir grafik açalım Sasa'da. Belki en sona gidelim. Belki bir çanak şey yapabiliriz. Tespit edebiliriz. Bakın burada da bir V formasyonu var. Burada. Ya önemli olan grafikte bunları görebilmek. Bu bir V formasyonu. Yukarı doğru gitmiş zaten. Burada yok. BIST 30'a bakalım. Geçmişte belki BIST 30'da böyle bir şey bulabiliriz. Bak. Burada tabii Tobo da var. Bakın. Burası sol omuz. Şöyle şurası sağ omuz. Şurası boyun çizgisi. Şurası baş. Hatta şurayı bile sağ omuz olarak almamız daha iyi. Şurası sağ omuz. Şurası boyun çizgisi. Burası baş. Burada çanak da var aynı şekilde. Şöyle bak. Şöyle bir çanak mevcut.
Şurası çanak direnci. Bir hesaplayalım burada hedefine gitmiş mi diye. Tabii bunları tabii şurada şey yapmak lazım. Göstereyim. Daha buradayken tespit etmek lazım. Burada fincan kup da var. Ayrıca zamanla oluşmuş. Onu da göstereceğim. Bakın bunu daha buradayken çiziyoruz. Diyoruz ki burada bir çanak var. Yukarı doğru gidecektir. Hedefimiz ne? Çanakta 119.600. Dediğim gibi şuranın iç açısı kadar gider. Şuradaki direnç çizgisine kadar. Altta yaptığı geniş, böyle en geniş açıda, en dipte yaptığı açı kadar gider. Yukarı doğru gider. 119.600. Bakalım oraya gitmiş mi? Bakın. Demiştim ya. Burada bir de şöyle biraz daha geri geleyim. Artık biraz kaçırdık ama. Bakın. Çanak. Yani daha doğrusu şöyle bir fincan. Burası da kulp. Burada fincan kulp formasyonu da var. Yani çanak, fincan, kulp aslında genelde bir arada oluşur ama illa şu kulp, yani çanakta şöyle bir kulp oluşacak diye bir şey yok. Her zaman oluşmayabilir. Yani şurası birden yukarı da kırılabilir. Haberiniz olsun. Ama burada aslında bir geri çekilip onay almış gibi bir şey şurayı kırmış yukarı doğru. Burası da şurası da şöyle yine o kulpunu da çizeyim. Sizin için. Gördüğünüz gibi. Hatta burada iki tane fincan kulp çanak. Burada da mini bir, bakın şurada da mini bir çanak var. Yine aynı şekilde. Bakalım hedefine doğru gitmiş mi? Evet, sert bir hareket. Burada. Gitmiş. Zaten tam bakın 119.515 hedef noktasıymış. Burada gördüğü en yüksek seviye neresi? Yani formasyon hedefine milimetrik gitmiş. Burada gördüğü en yüksek seviye 119.518. Burada da hedef 119.515'miş. 119.518'e gitmiş. Ve bu yakın zamanda VIOP şeyde BIST 30 endeksinde 5 dakikalıkta görülmüş. Evet. Sonra bakın burada tepede bir tobo yapmış. Sol omuz, sağ omuz. Çok nizami bir tobo diyebiliriz buna da. Aynı şekilde. Baş, sağ omuz, sol omuz. Şurası da boyun çizgisi. Bu da 5 dakikalıkta görülmüş. Bakın şurası boyun çizgisi desek. Buranın boyu kadar şöyle. Aşağı gitmesini bekliyoruz. Nereden kırıldı? Şuradan kırılması gerekiyor. Şuradan.
Evet. Gördüğünüz gibi hedefine gitmiş burada. Oluşmuş. Şimdi buradan bir tabii o bu hedefini oluştu, dönüş oluşturduğu için bir şey bekleyebiliriz. Dönüş bekleyebiliriz buradan. Ama dün Tüpraş'ta bir şey bahsetmiştim, yani şöyle bir bakın, aynısı şeyde de var. Bu ara zaten Tüpraş'la yaptıkları için, tuttukları için Tüpraş ve Koç Holding'le şeyi, bakın şurada şöyle benim o tartı dediğim, dün bahsettiğim şurada olay mevcut. Burada piyasa tartıyor. Yarın yine şuraya doğru bir hareket izleyebiliriz. Tekrar 115.800 ya da 116.500'e doğru. Burası uzayabilir. Bakın şöyle şurada. Şöyle bir tartıyor piyasa. Şurada. Aşağı doğru gidecektir. Şimdi başka neler anlatmıştık? Obo, tobo. Ha. Bayrak ve filama. Ha, şeyleri, takozları ve şeyleri anlatalım. Üçgenleri anlatalım hızlıca. Yarın da bahsedeceğiz ama simetrik üçgen, alçalan üçgen, yükselen üçgen ve takozları anlatacağız. Çanak ve ters çanağı anlattık. Burada da gördük. Şimdi şuradan Çağatay Hocam. Ha buyurun. Mesela bu formasyonları bize anlatıyorsunuz ya. Evet. Hani böyle ilgilendiğimiz endeksler üzerinde ya da işte ne bileyim Türk Hava Yolları, Garan, onlar üzerinde anlasanız yarınki oluşabilecekleri de en azından biraz fikrimiz olur falan. Olabilir mi acaba? Zaten oradan anlatmaya çalışıyorum genelde. Dediğim gibi işte az önce anlattıklarım hep obolar, tobolar, işte şeyde obo çizdik olabilir, çalışabilir diye. Yine oradan devam edeceğim. Merak etmeyin. Şey olur. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Eğer varsa rica ederim. Zaten ben de öyle anlatmayı planlıyorum ki hani orada hani tabii şimdi ben burada takoz görebilirsem anlatacağım size. Şeyde var tabii. Bakın. Hocam yanlış anlamayın. Hani yok, %100 anladım. Bir şey yok. Demek, yani olur olmaz. Evet. En azından hani çok doğru. Siz bakın nasıl işte yorum yapıyorsunuz, nasıl hani strateji geliştiriyorsunuz, evet. Biz de bunları öğrenmiş oluruz o anlamda. Tabii kesinlikle. Amaç o zaten, aslında bu eğitimin temel amacı o. Yoksa tabii. Siz bunu bir slayttan ya da bir internet sitesinden zaten görebilirsiniz. Çok haklısınız yani. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bakın şurada bir şöyle çizebileceğimiz bir alçalan takoz var. Bakın bu yakın zamanda BIST 30'da görülmüş bir şey. Burası bir saatlik. Bayağı bir aslında uzatıp çalkalama yaptılar. Yani burada herkes şurayı A, B, C midir acaba diye şey yaptım. Artık şuraya gitti, kırdı, aşağı geldi, burayı kıramayınca dedim ki ya yok, bu bir takoza dönüşecek. Yukarı doğru kıracak dedim ki, zamanla bu gerçekleşti. Zaten birazdan şimdi onu şey olarak da göstereceğim. Burada aslında daha çok takoz gibi değil de alçalan bir trend gibi. Daha doğrusu filama bayrak formasyonu gibi diyelim. Burası. Bakın. Bu bir bayrak formasyonu. Takoz değil.
Bunun boyu kadar kırıldığı yerden itibaren gitmesi lazım. Hedefine ulaşmış mı? Hayır. Ama en azından formasyon işlemiş diyebiliriz burada. Ama burada bir bayrak formasyonu var. Ona eminiz. Şöyle mesela şurada önce üçgenleri anlattık ama bak buradaki gibi aynı formasyon, bayrak formasyonu burada da gerçekleşmiş. Tamamen hedefine gitmemiş ama hani büyük kısmı gerçekleşmiş diyebiliriz. Ha bir de ben şeyi hani bu alçalan takozda ya da yükselen takozda Fibonacci oranlarıyla da nasıl bir yorum yaparız diye de anlatacağım demiştim ya, onu da göstereyim size. Şimdi bu filamanın, bayrağın oluştuğu yerden bu da bir şeydir, yani kar alma noktalarını belirlemeniz açısından bir taktiktir. Şuradaki tepeden bakın, şurada en dip yaptığı yere bir Fibo çizgisi çiziyoruz. 1.618'i ya da 2.618'i. Bu size göre değişir. Kar olma noktanız. Hatta şunları karışmasın diye şöyle şuraları da sizin için silelim. Bakın zaten burada 2.618'i kadar gitmiş. Yani burası zaten bir A dalgası, burası yatay ilerleyen bir B dalgası, şurası da C dalgası Elliot'a göre. Burada zaten 2.618 seviyesinin hafif üstünde ikili bir tepe yapmış. Şurada gördüğünüz gibi. Burada ikili tepeyi de görebiliyoruz. Onu da gösterelim. Bunun da resmini çekerseniz şey için nedir onun adı? Ben yazdıktan sonra ama şöyle şuraya bayrak diyelim. Burası da ikili tepe. Burası da bayrak. Ha bunun indikatörde hani gerçekten yukarı kırılıp kırılmayacağını RSI'da nasıl görebiliriz? Pozitif negatif uyumsuzluklardan diye şey yapmıştım. Bak burada bayrak formasyonu, yani kırılımın ne zaman gerçekleşeceğini anlamak için bakın şurada da aynı şekilde bir trend çizgisi çizeceğiz. Tıpkı bayrakta olduğu gibi. Ne zaman ki tam anlamıyla bakın RSI burada aslında kırmış daha şey yapmadan. Şurada yukarı doğru kırmış. İşte buradan sonraki ilk dipte bizim şurada alım yapmamız gerekiyor. Sonra şurada gördüğünüz gibi bir tepe yapmış, aşağı gelmiş ama ona rağmen şey devam etmiş. Yani şuradaki kırılım, şu üst tepedeki kırılım gerçekleşmeden önce şurada RSI'da önce RSI kırılır. Şuradaki yaptığımız gibi bakın. Şurada yaptığı gibi. Önce RSI kırar yukarı doğru. Sonra da zaten fiyattaki kırılım gerçekleşir. Bakın burada RSI'da bir aynı şekilde RSI'da da bir olay var.
İkili tepede de bakın şurada bir ikili tepe var. Görüyorsunuz. Fiyat yukarı doğru gitmiş. Ama RSI bakın şurada ikili tepede fiyat kadar yukarı doğru gitmemiş. Yani orada yakın bir yeni bir tepe yapmamış. Şurada negatif uyumsuzluk var diyebiliriz. Ben bunu indikatörleri anlatırken daha detaylı anlatacağım. Şimdi üstünde durmuyorum ki daha fazla formasyon görebilelim. Evet. Bunun resmini çekin arkadaşlar. Size zahmet. Tamamdır. Sağ olun Türkay Bey. Burada böyle iki tane hikaye var. Şöyle buradaki ikili tepe gibi bir üçlü tepe bulabilsek çok iyi olurdu ama yok. Bakın bir ikili tepe de burada var. Bakın. Bunu da çizelim. Bunun bir ikili tepe olduğunu nereden anlıyoruz? Az önce anlattığım gibi bakın tepenin eğimi RSI'nin eğimi tepenin eğiminden daha fazla. Bakın. Burada görüyorsunuz değil mi? Buradaki eğim daha aşağı. Eğimin açısı burada daha fazla. Burada bir tepe yapmış fiyat. RSI'ye göre daha yukarı ilerlemiş. Bu da bir ikili tepe olduğu ihtimalini bize açık ve net ortaya koyuyor. Çünkü artık şuradaki tepe yaptıktan sonra aşağı gitmeye başlamış fiyat. Bakın. Şurada devam etseydi, yani şurada şu tepeyi geçseydi zaten ikili tepe yapmamış olacaktı. Şurayı. Şimdi böyle bir Abdurrahman Bey'in dediği gibi grafikleri dolaşalım bir şey bulabilecek miyiz diye. Ha bakın. Yükselen takoz. Bu Garanti Bankası 1 saatlik. Erdal Bey hiç fark etmez. Saatlikte de görebilirsiniz bu formasyonları. Günlükte de görebilirsiniz. 5 dakikalıkta da görebilirsiniz. Ben şimdi burada saatlikte gösteriyorum. Mesela şurası bir yükselen tokoz. Bakın anlattık. Bu takoz aşağı doğru kırıldı. Onaya doğru gidebilir mi? Yani buraya onaya gidebilir mi? Gider. Yani şuradaki gapı kapatmak da isteyebilir Garanti Bankası. Eğer olur da buralara gelirse yani gapı kapatırsa 7.99 civarına yani şuraya zamana yayılarak bir onaya gelirse ki gelebilir ama gelmeye de bilir. Onu söyleyeyim. Bence hani gelecek şöyle gelecek. Şurada minik bir alçalan takoz yapıyor. Bakın şurada da. Bu devam edebilir. Şuradaki takoz. Bakın.
Bakın eğer burayı yukarı kırarsa burada çok minik bir alçalan takoz var. Hatta bunu da yazalım. Her ikisini de. Aynı grafikte görmüş olun. Bunu kırmızıyla yazalım. Şimdi bakın bu yukarı doğru kırılırsaki kapanış fiyatına göre 7.77'den kapatmış. Kırılmış görünüyor. Buraya doğru belki oraya da gitmeyebilir ama hani takozlarda diyorduk ya hedef neresi olur diye bak. Buradaki açı kadar. Yani şuradaki tepeden şuradaki en geniş olduğu yerin dibine kadar bir şey çizeceğiz. Çizgi. Burası kırıldığında minimum bunun şeyi kadar ki şurada kırmış artık. Yani şuraya kadar 7.87 bunun hedefidir. Alçalan takoz. Bak. Bu da yükselen takoz. Bunun da hedefini çizelim. Bu da bu kırıldığı yerden şöyle şurada kalsın. Pardon. Bakın sizi yanıltmasın. Çizgiyi buradan çizdiniz diye şuradan şuradan çizmeyeceksiniz çizgileri. Şurada tepe yaptığı yerden, şuradan dip yaptığı yerden. Bu önemli bir şey. Nereden kırılmış? Buradan kırılmış. Bak. Hedef nedir? Zamanla gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Garanti Bankası'nda. Bu da yükselen takoz. Bunu da siyahla çizelim ki. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Mesela hani bu şimdi yükselen takozun başlangıç ve bitişi hani kırılıyor ya. Evet. Burada geçen süre kadar hedefine gelir diye bir şey söyleyebilir misiniz? Yoksa öyle bir şey yok yani, mu? Yani yok. Öyle illa orada geçen süre kadar hedefine gelecek diye bir şey yok. Hatta tam tersi. Daha çabuk gelebilir. Şeyden orada geçen zamandan çok daha kısadır ve hızlı ilerler. Sadece onu çanak formasyonu için söyleyebiliriz. Tamam. Oradaki süre kadar devam eder diye. Onun dışında nedir onun adı? Genelde şey zamana yayılır. Hızlı buradaki kırılmalar ve hedefe gidişler buradaki şey kadar uzun değildir. Öyle söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da yükselen takoz. Bunu da yazalım. Bakın gördüğünüz gibi burada iki tane şey var, formasyon var. Biri çok zamana yayılmış. Biri de çok kısa sürmüş şurada. Alçalan takoz. Hedefi 7.86. Yarın muhtemelen oraya gidecek garanti. Yani bir 11 kademesi daha var diyebiliriz. Ama garantinin ana hedefi nere derseniz bu formasyona göre 5.78.
bence gerçekleşir de. Yani ben Elliot hesabını yaptığım zaman da minimum hani 5.73'e bir hareket bekliyorum. Öyle söyleyeyim size. Garanti Bankası'nda. Şey maksimum özür dilerim. 5.73'e kadar bir hareket bekliyorum. Ama zamanla dalga yapılarının ilerleyiş şekillerine göre şey değişebilir. Nedir onun adı? Durum değişebilir. Şöyle. Önce şöyle yükselen takozu çizelim. Şey kaydedelim. Resim olarak çekebilir miyiz burayı? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir de şöyle alçalan takoza bir yakın plan yapalım. Bir de burayı çekelim. Sağ olun Türkay Bey. Bir de simetrik üçgen eğer yapabilirsek. Ha bakın şurada da bir yine Garanti Bankası'nda bir yükselen minik bir yükselen takoz daha var. Zaten zamanla bu bir saatlikte görünen büyük yapı da bunun gibi olacak. Hatta bunu bakın şöyle bir hesaplayabiliriz. Buna takoz değil de yükselen üçgen diye de isimlendirebiliriz şuradaki yapıyı. Ama tabii bu aşağı doğru kırılmış. Şurada bir yükselen üçgen var. Genelde yukarı kırılması beklenir bunun. Öyle söyleyeyim. O yüzden buna şöyle takoz dersek daha iyi olur aslında. Şöyle bir takoz yapmış diyebiliriz buna. Yükselen üçgen demeyelim. Kafanız karışmasın. Yoksa aslında orada bir yükselen üçgen var ama aşağı doğru kırılmış. Burada bir yükselen takoz aynı şekilde. Bu hedefinin bile daha fazlası kadar. Hemen bakın Abdurrahman Bey dediniz ya zamana mı yayılır işte bu takozlar düşüş. Hayır öyle zamana yayılmıyor. Bakın pat 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 düşüyor. Burada da aynı şey var aslında. Kırılım gaplı olduğu için aslında buraya bir onaya gelmek isteyecektir. Çünkü 2 gündür aralıksız satılıyor bankalar. O da bedelli sermaye arttırım beklentisinden dolayı. Burada da bakın hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru düşmüş. Hocam bu en son çizdiğiniz ters fırlamaya benziyor.
ters filama da var. Aynen. Öyle de diyebiliriz. Kesinlikle şöyle baktığınız zaman yani çok hedefine ulaşmamış ama ters filama da diyebiliriz burada dediğiniz gibi. Hem orada takoz var hem filama var diyebiliriz. Ama filamada şey nasıl derler? Şöyle olsaydı filama derdik. Abdurrahman Bey. Ya bu daha çok takoz bildiğimiz. Yani şuradaki şu tepeyi yapmasaydı var ya. O zaman evet. Ters filama denebilirdi buna. Ama bu bir ters filama değil maalesef. Öyle demeyelim. Yanlış olur. Ama öyle isimlendirebiliriz. Yani aslında gördüğümüzde buradaki düşüşe rağmen. Ama takoza şöyle bakalım zaten. Yükselen ya da alçalan takoza. Aşağı doğru kırıldığı için zaten takoz diyorum. Hani bu şöyle bir simetrik üçgen, yükselen üçgen olsaydı aslında yukarı kırılmasını beklerdik. Ama şöyle bir hareket yaptı, tepe yaptı. O yüzden takoz diyorum. Takozda böyle bir sert bir hareket vardır. Bu zaten şurası bakın üçüncü, şurası da dördüncü dalga. Dördüncü dalgalar genelde hareket ederler. Nasıl derler? Zamana yayılırlar ve çok fazla geri alım yapmazlar. En fazla %50 geri alım yaparlar ve %38.2'den bakın dönmesi beklenir. Şöyle bir şey çizeyim. Bakalım %38.2'den mi dönmüş? Oraya gitmemiş bile. 0.236-382 arası. Yani bu tipik bir dördüncü dalga. Burada izlediğimiz. Şu yükselen takoz hareketi. Burada da zaten beşinci dalgayı yapmış, bitirmiş. Bir tükenme meydana gelmiş zaten burada. Ondan sonra yukarı doğru çıkmış. Pardon, şeyi silecektim. Bunu sildim. Ya simetrik üçgen bulamadım ama onu bulmaya çalışacağım. Hani grafiklerde bulalım diyoruz ya. 5 dakikalıklarda var mıdır? Simetrik bir üçgen yapısı. Aslında BIST 100'de var. Bakın. Şimdi simetrik üçgeni size BIST 100'de göstereceğim. Günlükte üstelik. Bakın. Evet. Pardon. Bakın bu BIST 100 endeksinin grafiği. Burada simetrik bir üçgen var. Yani şunu böyle uzun da çizebilirsiniz ama ben Elliot'a göre çizmek istiyorum şurada. Hem ne olduğunu da neler olacağını da anlatayım size. Hani az önce dedim ya simetrik üçgende E dalgasının hani normalde aslında piyasa yapıcılar buna normal klasik teknik analistler buna şey derler. Yani nereye kırılacağı belli değildir simetrik üçgenlerin derler. Ama eğer Elliot biliyorsanız %90 ihtimalle bunu tahmin edebilirsiniz. Bu bir simetrik üçgen. Bunu birazdan kaydetmenizi isteyeceğim.
Simetrik üçgen diye yazalım buraya. Bak. Şimdi şurası A dalgası. Bu aynı zamanda şöyle söyleyelim. Bakın bir dördüncü dalga şeyde majörde şey için diyorum. Endeks için. Yani bir beşinci dalga aşağı doğru bir beşinci dalga yapmasını bekleriz biz. Bakın burası A dalgası. Burası B dalgası. Yani aklıma sonradan geldi. Yani ben şu B'yi aslında gördüğümde, şu hareketi gördüğümde hatta şuradaki şeyden dolayı çizmişim. Bu büyük ihtimal buraya uzayacak diye. Yani bir klasik teknik analistler bu simetrik üçgeni şöyle çizer. Siz de şu an Elliot bilmediğiniz için siz de böyle çizebilirsiniz. Ama size Elliot'u da göstereceğim için ben ileride yabancılık çekmeyeceksiniz bu grafiğe. Bunu gösteriyorum. Bu %90 ihtimalle aşağı kırılacaktır. Hani simetrik üçgenlerde yönün teyidi tam olarak belli değildir diyoruz ya. Şurası C dalgası. Şimdi bakın D'yi yapıyor. D dalgasını yapıyor. Yani öyle endeks hemen pat diye düşmeyecek. Şimdi gelip şuralarda bir yerde D dalgasını yapacak. Şu an D'yi yapıyor zaten. Aşağı doğru. C'yi bitti. Yani tahminen şuraya gelecek. Onu da şöyle Fibo'dan, Fibo çizerek. Şu B dalgasının 0.618 ya da 0.786'sı kadar. Bakalım. 786 çok artık şey oluyor. Ama şey de yapabilir tabii. Şöyle zamana eğilip böyle aşağı doğru bir buradan bir kaymış bir zemin yaratıp tekrar yukarı da gidebilir ama bence şuradan geri dönecek 0.618'den. Şu D dalgası bakın hani biraz öğrenmiş de olursunuz. BC arasındaki mesafenin 0.618 ya da 0.786'sı kadar geri alır. Bazen %85.4'ünü de geri alabilir. Yani bu üçgenin yapısına göre değişir ama sonra bakın buraya gelecek. Üst yüz endeksi şu noktaya. Hatta şöyle çizelim ki. Sonra tabi bunun 0 nokta tahminen 618'i kadar da onun da nereye gideceğini hesaplayalım. Buraya gelirse eğer şöyle zamana yayılacak o da. Tahminen 4 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak o tarihte şeyi bitirmiş olacak. E dalgasını bitirmiş olacak. D dalgası ne zaman bitecek onu da söyleyeyim size. Tahminen 18 Aralık'ta bitecek D dalgası. Ama bu daha kısa da sürebilir. Yani onu söyleyeyim. Yani ben tahmini bir şey söylüyorum. Yani şu D illa gelip burada bu çizgiye değecek diye bir şey yok. Şurada kısa kalıp şuradan da geri dönebilir. Ben tahmini zamana yayılan bir şey söylüyorum size. Sonra E'yi yapacak.
Ve buradan sonra daha sonra şurayı aşağı doğru kırıp biz şunu kırmızıyla gösterelim. Şunu da maviyle şöyle 0.618 kadar. Simetrik üçgen. Ve dediğim gibi aşağı kırılacak. Simetrik üçgen. Aşağı kırıldığında da biz bu hani hiç şey bitmeden bir şey diyemeyiz ama şimdiden neresi olabilir diye hedef noktası çizersek klasik teknik analize göre şöyle şu kadar olacaktır. Bunun boyu kadar aşağı geri çekilir. Tabi bu kıracağı yere göre zamana göre şey hani değişecektir ama tahminen 76.780 diyelim. Nereden kırdığına bağlı ama dediğim gibi bunu zamanla şey yapacağız. Nereden kırdığını göreceğiz ama şimdi benim kendi çizdiğim tahmini evet, 76.789. Bunu böyle bir çekebilir miyiz simetrik üçgeni? Tamamdır, teşekkür ediyorum. Şimdi simetrik üçgeni de gördük. Bir yükselen üçgenle herhalde düşen üçgeni göstermedik. Alçalan ve yükselen takozu gösterdik. Formasyonlardan. Özür dilerim ben çektiğinizin farkında değildim. Tekrar çekmek isteyen varsa çekebilir. Tamamdır. Şimdi yükselen üçgen ya da alçalan üçgen bulmaya çalışacağız. Bakın şurada da bir simetrik üçgen var diyebilir miyiz? Yok. Burada yükselen üçgen var, evet. Sonunda bulduk yükselen üçgeni. BIST 100 grafiği bu. Bu da ne zaman? Mart 2017'de gerçekleşmiş.
Aynen. Bu da bir yükselen üçgen diyebilir. Böyle çok nizami orada size grafikte resmini çektiğim gibi değil ama o FX piyasada dolar Japon yeninden çekmiştim herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam hazırlarken. Bu da bir yükselen üçgen. Ama tabii burada bir takoz da diyebiliriz. Yani ama yükselen üçgene benziyor. Böyle nizami bir üçgen bulabilsem size göstereceğim ama. Simetriyi bulduk canlı canlı. Hatta yakın zamanda gerçekleşecek bakalım. Tahminlerimiz tutacak. Ama burada simetrik bir üçgen olduğu çok açık ortada. Ve dediğim gibi %90 aşağı doğru kırılacak. Şimdi bir sodaya bakalım. Ben ne zamandır sodayı da incelemek istiyorum. Yani düzeltme bitmiş olabilir. Ya burada da aslında bir yükselen üçgen var diyebiliriz. Bak. Ama bir burada V şeyi de var. V formasyonu da var gibi. Yukarı doğru. Türk Hava Yolları'nda aslında üçgenler çok oluyor ama orada niye bulamadım ben? Saatlik grafiklere falan mı baksak? Bakın şurada bir az önce yükselen takoz diye göstermiştik zaten herhalde. Burada bakın ters omuz baş omuz da var aynı şekilde. Dip yapmış. Ya onun grafiğe bakarsam, hatırlayabilirsem yükselen üçgen. Bunu nerede gördüm acaba ya? Evet, burada var. Bunu işte büyük ihtimal üçgen diyebileceğiz buna. Çünkü burada hareket çok yakınsamış şeye. Evet, aynen öyle. Burası yükselen üçgen, buna kesin yükselen üçgen diyebiliriz. Bak. Zaten yukarı doğru da gitmiş. Bakın bu da yükselen üçgen. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kırılmış. Şöyle. Yani o grafikte çizdiğim yeri aslında hatırlayabilsem size
Size daha net göstereceğim. Bir de düşen üçgeninkine bakayım. 12 nasıldı diye. Bu nerede olabilir? Dolar TL'de olabilir. Oraya bakalım. Şimdi bunu ben sizden çekmenizi isteyeceğim. Bu yükselen üçgeni. Bunu çekip bir kayıt altına alalım. Yükselen üçgende ya da alçalan üçgende dikkat etmemiz gereken takozdan fark şu üst kısmın yatay olması. Ve şeyin bu üçgenin uç noktalarının ya birbirine tamamen bitişik ya da çok yakın olması gerekiyor. Ki üçgen olabilsin. Yoksa zaten açılıyorsa ve şurası da şöyle açılıyorsa bu bir takoz olmuş olur. Şöyle şu şekilde. Ama burada üçgen. Alçalan üçgen bulmaya çalışacağım şimdi. Burada da var. Çok nizami değil ama şuradaki şey aslında biraz bozmuş. Takoza döndürmüş olayı. O olmasaymış orada çok bir yükseliş üçgen var nizami bir şekilde görebileceğimiz. Garanti Bankası'na bakalım. Belki orada görebiliriz. Garantide de üçgenler çok oluyor çünkü. Evet, burada da bir alçalan üçgen var diyebiliriz. Şuradaki hareket aslında bozuyor, onu söyleyeyim. Ama böyle nizami bir şey... Bakın şurada çok nizami bir yükselen üçgen var. Bu tam %100 yükselen üçgen diyebiliriz buna bak. Az önce çektiğimizden daha nizami bir yükselen üçgen. Yükselen üçgenlerin dediğim gibi yukarı kırılmasını bekliyoruz. Aşağı değil. Alçalan üçgenlerin de aşağı kırılmasını bekliyoruz. %80 ihtimalle. Garanti Bankası yakın zamanda görülmüş bir yükselen üçgen. Yukarı doğru kırmış.
şunu da çizeyim. Çok dediğim gibi alçalan bir üçgen gibi değil ama aynı grafikte görülsün istiyorum şeyi. Daha çok bir şöyle. Şu hareketi yapmasaydı %100 bir alçalan üçgen diyebilirdik buna. Ve tabii şurası da şöyle, daha çok şurada şöyle yakınsaydı şöyle. Bozan şeyler var. Şuraları görmezsek burası da bir yükselen üçgen diyebiliriz ama. Bunu silelim. Hah, bak bulduk şurada. Bu da bir simetrik üçgen. Üçgen, üçgen, alçalan üçgen arıyoruz. Ha, arçelik. Pardon, bak. Arçelik de vardı. Ben ararken sıkılmıyorsunuz değil mi? Bulmak zorundayım. Çünkü grafiklerde tespit edelim diye. Yani bunun dışında hepsini bulduk aslında. Arçelikte de yok. Tüpraş da 50 liralara düşerken vardı ama şimdi onu orada o da daha çok simetrik ya da yükselen üçgen gibiymiş. Neyse onu geçelim. Vaktimizi daraltıyor, dolduruyor. Ben sizden soru alacaktım. Bir de hani ne olur ne biter diye genelde bir yorum istiyorsunuz ya. Yok maalesef arkadaşlar. Ya bu son zamanlardaki grafiklerde göremedim. Ya bunu önemli olan tespit etmek dediğim gibi. Ha dolar TL'ye bakacaktım ki. Hani belki onda görmüşümdür diye.
Zaten çok fazla yükselen ya da düşen üçgen, yani görebileceğimiz çok formasyonlar gelir değil. Son zamanlarda genelde zaten takoz olarak gerçekleşiyor o tür şeyler. Ya da simetrik üçgen şeklinde. Dolarda saatlik grafikte var mı diye bir bakalım. Burada var ama yukarı kırmış. Bakın. Bu da düşen üçgen. Ama tabii sonra aşağı doğru devam etmiş. Evet. Bu gayet nizami bir düşen üçgen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şey yapmanız için şuradan resmini rahat çekmeniz için şöyle yapayım ki bu da bir düşen üçgen. Dolar TL'de 19 Kasım civarında yapmış. Bunun da resmini çekebilir miyiz arkadaşlar? Bakın sonradan, şimdi bir daha çekin, sonradan aşağı kırmış. Yani yukarı kırmış ama önce bir sonradan tekrar yukarı kırmış. Şey aşağı kırmış, özür dilerim. Göstermediğim bir formasyon var mı grafik üzerinde? Şey Türkay Bey, ben bu şeyleri zaten size göndereceğim eğitimden sonra. Bu PDF olarak hem daha önceki slaytı hem bu slaytı göndereceğim. Sıkıntı yok yani. Orada göreceksiniz ama ben hani böyle grafik üzerinden canlı canlı görmenizi istedim. Özellikle mesela şu simetrik üçgen olayı BIST 100'de gördüğümüz çok süper oldu. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda gördüğümüz OBO güzel oldu. Orada aynı şekilde alçalan yükselen takozları gördük Garanti Bankası'nda, Türk Hava Yolları'nda. Onlar güzel oldu. V formasyonu gördük dolar TL'de TOBO'yla beraber. O da güzel oldu. Sorunuz var mı? Yoksa bitirelim. O zaman sorunuz yok madem. Ben bu dersi bitiriyorum. Yarın diğer arkadaşlara da aynı şeyleri anlatacağız. Hani ben unutursam nerelerde gördüğümüzü, nasıl çizdiğimizi
Arkadaşlara siz hatırlatırsanız hangi grafiklerde diye. Şimdi şöyle bir geriye doğru bakıp gidelim. Yükselen takozu hem büyük hem küçük Garanti Bankası'nda görmüştük. Alçalan takozu da aynı şekilde. Şurada RSI'da Filama'yı görmüştük. Bu neyin grafiğiydi? BIST30'da ikili tepeyi görmüşüz BIST30'da. Ha. Üçlü tepeyi yarın da zaten kaydedeceğiz. Üçlü tepeyle düşen üçgeni iyice bulup göstermeye çalışalım. Obo tobo onları zaten simetrik üçgen. Hepsini yok rica ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. Sabırla dinlediniz beni. Ben biraz böyle yavaş anlatıyorum. Benim karakterimde de böyle bir rahatlık vardır. Öyle çok şey değilimdir. O yüzden belki sizi bunaltıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Şöyle kaydı durdur diyelim ki bu arada...